Salatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'du. Geçen ki bir önceki soruyla alakalı sorusu olan var mı? Çek senet ve kontratta işte şu madde ihtilaf hukukunda işte şu mahkemeler yetkilidir. Yani o mahkemeye gidecektir. İşte burada bir kayıt getirdik. Yani küfür değildir, onları sarih değil. Böyle bir tane küfür olsa bile vuku, yani o mahkemeye gitme vuku bulduğunda küfür olur. İhtilaf vuku bulduğunda. Ha, bu kaydı getirdik. Ben bu kaydın delilini... Çünkü bak biz dedi ki normalde akitler İslam'da iki kısımdır. Değil mi? Bir müncez olan akitler vardır, bir de muallak olan akitler vardır. Müncez akitler nedir? Yaptım ettim gibi akitlerdir. Muallak olan akitler nedir? Ya husulü, yani meydana gelmesi şarta bağlanan akitlerdir. Değil mi? Şimdi mesela diyelim ki senin bir eşine ben seni boşadım demen vardır. Bu müncezdir. Değil mi? Ben seni boşadım. Yani yaptım ettim kabilindendir. Bir de kapıdan çıkarsan seni boşadım vardır. Bu kadının boş olabilmesi için kapıdan çıkması lazım. Değil mi? Bunun delili lügattır. Çünkü lügatta eğer insan bir şeyin vukuunu, bir şeyin hasıl olmasını başka bir şeyin vukuuna bağlamışsa o vaki olmadan bu vaki olmaz. Öyle midir? Şimdi mesela diyelim sen bana desen ki bu kalem yere düştü, işte bu şeyler kış geldiğinde ben bahçemdeki ürünleri sana satacağım. Kış gelmeden daha sonbahardan adam gelip sana böyle bir şeyin delili yok, bana mallarını sat diyebilir mi? Hayır, sen onu şarta bağlamışsın. Ne demişsin? Eğer kış gelirse ben sana mallarımı satacağım demişsin. Öyle değil mi? Yani bir şey eğer şarta bağlanmışsa, bir şeyin meydana gelmesi, vuku bulması şarta bağlanmışsa eğer, o şart yerine gelmeden ondan konuşulmaz zaten. Onun bir hükmü söz konusu değildir. Tamam? Anlaşıldı yoksa? Ha, şimdi küfür meselelerine gelince de normalde mesela bazı alimler demişler ki ileride olabilecek bir küfre dahi rıza göstermek insanı küfre götürür. Tamam? Ama mesela bununla beraber işte İslam'da tevriye var. Öyle değil mi? Hani bir şeyden kaçabilmek için anlık üretilen bazı çözümler var. Onu yapmıyorsun, onu yaşamıyorsun, ona rıza gösterdiğini de göstermiyorsun. Yani konu ihtilaflı olan bir konu. Tamam? Anlatmak istediğimiz şey o. Yoksa normalde velev ki diyelim bu bir küfür olmuş olsaydı bile hani kesin bir şekilde bir adamın bunu şarta bağlaması onu küfre götürür mü götürmez mi? Bu da ihtilaflı bir mesele. Tamam? Çünkü bunun ihtilafı nereden geliyor? İnşallah yemin babına geldiğimizde yemin babında göreceğiz. Bir adam işte şöyle, yani şöyle olursa ben bu dinden çıkayım diye yemin ederse bunun durumu ne olur diye alimler bunda ihtilaf etmişler. Tamam? Alimler bu bir meselede ihtilaf etmişler. Bu insanı küfre götürür mü? Yoksa bu sadece haramdır, insanı küfre götürmez mi? Yani insanın küfre girmeyi bir şarta bağlaması. Şu hasıl olursa ben işte Yahudi olayım mesela veyahut da Hristiyan olayım gibi yemin etmesi veya İslam milletinden çıkayım diye yemin etmesinin durumu nedir diye. Yani üzerinde ittifak edilen, insanı küfre götüren şeylerden değil. Anlaşıldı? Başka? Aynı soru var. Da mesela biri şu anda dese ki, işte ben şu anda askere gitmiyorum. İşte 20 yaşıma girdiğimde askere gideceğim mesela. Tamam. Bizim iman muamelemiz nasıl olacak? Şimdi bir tane adam diyelim ki böyle bir şeyi bize söylerse, eğer önce biz buradan bunun kastını anlamamız lazım. Değil mi? Neyi kastediyor? Yani senin bu konuda kastetmiş olduğun şey nedir? İkincisi diyelim ki bu adam arada zaten şu anda Müslüman olan biri için mi söylüyorsun bunu? Yani diyelim ki bir Müslüman var. Diyor ki ben 20 yaşına geldiğim zaman şeye gideceğim. Askere gideceğim diye. Eğer kesin 20 yaşına geldiğinde askere gitmeye niyet ediyorsa, değil mi? O zaman bu küfürdür. Bu bizim meselemizle bunun arasındaki fark nedir peki? Yani iki meselenin arasındaki fark nedir? Bunun vaki olması veya olmaması seninle alakalı bir durum değil. Vaki olabilir, olmayabilir. Öyle değil mi? Ama diğeri öyle değil. Yani sen 20 yaşına geleceksin ve 20 yaşına geldiğinde sen eğer gitmeyi kesin kafana koymuşsansa bu senin elinde olan bir şey. Mesela namazda da bunu söylemiştik değil mi? İşte ben ikinci rekatta namazdan çıkacağım. Mesela çoğu alim bu namazın batıl olduğunu söylemiş. Çünkü o senin elinde olan bir şey ve sen kendi elinde olan şeyi kullanıyorsun. Kendi elinde olan inisiyatifi kullanıyorsun. Ama öbür bağlamış olduğun şart seninle alakalı bir durum değil. Olabilir, olmayabilir. Anlaşıldı? Mesela o yemin meselesindeki şey ne? Şu vaki olursa ben İslam milletinden olmayayım veyahut da Yahudi olayım veyahut da Hristiyan olayım mesela, örneğin misal. Şimdi vaki olabilir de olmayabilir. Değil mi? Ama bu diğeri öyle değil. Bu direkt seninle alakalı olan bir durum ve sen seninle alakalı olan bir durumda yani o şart senin elinde olanmış. Yani 20 yaşına geldiğinde
Gide de bilirsin, gitmeye de bilirsin. Sen bunu böyle bir şeye bağlamışsan sadece buna ne denir? Karşıdakinin kastının öğrenilmesi lazım. Çünkü sarih bir ifade değil bu. Değil mi? 20 yaşına geldiğimde ben askere gideceğim. Yani başka bir şey de kastetmiş olabilir. Ama eğer kastettiğinin bu olduğunu diyelim öğrendin. Sordun niye? Yani hani bu yaşa geldiğinde niye böyle bir şey yapmayı düşünüyorsun? Diyelim dedi ben bunda bir beis görmüyorum mesela. Zaten beis görmüyorsa 20 yaşına gelmesine gerek yok. Öyle değil mi? Diyelim dedi ki ben 20 yaşına geldiğimde tahmin ediyorum ki büyük ihtimalle bir ikrah söz konusu olur. Falan mesela. O zaman dersin bu tip şeyleri olmamış şeyi boş yere konuşma. Değil mi? Çünkü olmamış boş yere kendini Allah Azze ve Celle katından mesul etme diye. Ama kastını mutlaka sormamız lazım. Çünkü neyi kastettiği mühim, kelime bizzat kendisi küfür değil. Delalet ettiği manayla küfür olacak bir kelime. Orada da kastını bize beyan etmesi lazım. Anlaşıldı? Anlaşıldı değil mi? Tamam. İkinci sorumuz neydi? Dedi ki kredi kartıyla alakalı olaraktan. Şimdi öncelikle kredi kartı kullanmak caiz midir, değil midir diye sorduk. Konuya önce bir giriş yapalım. Bu kredi kartları nereden gelmiş? Bu kredi kartları nasıl çıkmış? Bu kredi kartlarının hakikati nedir? Öyle değil mi? Çünkü الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُمْ مِنْ تَصَوُّرِهِ Bir şeye hükmedebilmemiz ancak onu tasavvur etmemizin ferahidir. Öyle değil mi? الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُمْ مِنْ تَصَوُّرِهِ Bir şeye hüküm koyabilmemiz için onu önce bir tasavvur etmemiz lazım. Nedir? Yani ne olduğunu bilmeden bir şeye hüküm koyulur mu? Koyulmaz. Değil mi? Şimdi biliyorsunuz insanlığın ilk zamanlarında insanların arasındaki alışveriş şekli neydi? Takastı. Öyle değil mi? İnsanlığın ilk döneminde insanların arasındaki alışverişin temel değeri takastı. Yani ne demek takastı? Benim diyelim kalemim var, senin de defterin var. Örnek veriyorum. Tabii o zaman ne kalem ne defter yok. Ben sana kalem veriyorum, sen bana defter veriyorsun değil mi? Bak bu bir alışveriş türüdür. Ama burada asıl olan nedir? Asıl olan takastır. Takas çok da böyle eski de değil yani yakın zamana kadar da takas dediğimiz usul hala devam ediyor. Hala mesela köylerde takas dediğimiz usul devam ediyor değil mi? Elması olan işte diyelim ki buğdayı olana elma gönderir, buğday alır. Buğdayı olan balı olana buğday gönderir, bal alır. Vesaire bu şekildedir mesela. Daha sonra insanlık kıymeti olan yani karşılığında bir şeyler alınan kendisiyle bir şeylere değer biçilen şeyler tespit ettiler. Ne gibi? Altın ve gümüş gibi. Öyle değil mi? Yani artık sadece her şey takas değil. Hani bir şeylerin değerinin kendisiyle ölçüldüğü bir birim çıktı ortaya. O da neydi? Altın ve gümüş idi. Değil mi? Mesela şu çanta ne kadar? Bu çanta 2 altın. Örneğin bu çanta 3 gümüş. Misal. Sen adama gümüş veriyorsun. Bak şeyi semeniye özelliği var bunların. Yani parasal özelliği var. Bununla bir şeylere kıymet biçiliyor. Tamam mı? İnsanlar bununla bunu alıyorlar. Ve bütün genel olarak dünyada kullanılan birim de altın ve gümüş. Daha sonra bir sonraki şeyde bu altın ve gümüş artık basılıp her milletin kendine ait bir birimi, her milletin kendine ait bir para ölçüsü, her milletin kendine ait bir kıymet ölçüsü çıkmaya başladı. Anlaşıldı? Mesela diyelim işte günümüzde olduğu gibi dolar, euro, Türk lirası, Suriye lirası, Mısır cüneyi, mesela pound vesaire. Her ülkenin artık altın ve gümüş de bu işi görüyor. Yani altın gümüşle de yapılabilir. Onların tabii kendine özel çarşısı var. Ama genel olarak insanların kendi aralarında ki muamelelerinde ne göre bu görevi görüyor? Para. Yani her yerin kendi para şeyi var. Kendi para birimi var. Şimdi biliyorsunuz bankacılık diye bir sistem var. Öyle değil mi? Bu sistem eskiden yani eskiden beri var. Tabii ilk dönemlerde ismi banka değil. Yani zenginler, tüccarlar. Mesela Medine'de banka görevini kim görüyor? Yahudiler görüyor. Öyle değil mi? İşte tefeciler mesela. Lakin son 100 senedir bu tefecilik sistemi özellikle resmileşmeye başladı. Yani daha önce işte ağalar, işte köşk sahipleri, zengin olan insanlar bu işi yapıyorken daha sonra bu iş resmileşmeye başladı. Yani imzayla, resmi yolla tefecilik demiş olduğumuz sistem resmiyete döndü ve bunun ismi de banka oldu. Yani bu resmi tefeciliğin ismi de banka olmuş oldu. Bankalar zamanla bu insanların kendi aralarında kullandıkları paralara karşılık bazı şeyler ürettiler. Mesela ilk olarak neyi ürettiler? Çek ürettiler. Öyle değil mi? Çek. Senin mesela diyelim ya bankada bir hesabın var veyahut da bankadan kredin var. Banka onun karşılığında sana bir kağıt parçası veriyor. Bu kağıdın ismi ne? Çek. Bu almış olduğun kağıdın ismi çek. Sen onu para gibi kullanabiliyorsun. Yani bir alışveriş merkezine gittiğin zaman misal diyelim ne aldın? 1 milyarlık malzeme aldın. Onun üzerine 1 milyar yazıp imzalayıp onu adama verebiliyorsun. Tamam mı? Bu senin paranmış gibi. Yani nakit para taşımıyorsun yanında.
sen yanında çek taşıyorsun vesaire. Tabii şimdi bu çek işlem olaraktan biraz sıkıntılı bir işlem. Öyle değil mi? Nasıl sıkıntılı bir işlem? Mesela karşıdaki adam çeki alırken tereddüt edebiliyor. Acaba bu çekin karşılığı var mıdır? Bu çekin karşılığı yok mudur? Öyle değil mi? Ya ikide bir arayıp bankaya sorması lazım. Yani şu banka, işte şu adam, onların da kontrol etmesi lazım. Evet, bu adamın çekinin karşılığı vardır gibi. Bu şey bir işlem. Sıkıntılı olan bir işlem. Bu plastik kartlardan olan kredi kartları dediğimiz kartlar çıktı daha sonra. Yani hem insan, hem ticarethanenin, hem müşterinin, hem de bankanın işini daha çok kolaylaştıran kartlar çıktı. İnsanlar bu kartları ne yaptılar? Aynı nakit para gibi kullanmaya başladılar. Yani nasıl ki daha evvelden çeki nakit para yerine kullanıyorlardı, daha sonra kredi kartlarını insanlar nakit para yerine kullanmaya başladılar. Şimdi bu kredi kartı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Yani bunun çıkışı, ne iş gördüğü de bu şekilde ortaya çıktı. Fıkıh lecnesinin tanımına göre kredi kartı nedir? Bankanın sana nakit para yerine kullanabilmen ve kendisiyle bankadan para çekebilmen için vermiş olduğu bir imkandır. Yani kredi kartının tanımı budur. Tamam mı? Herhangi bir kaynağın, banka demeyelim de kaynak diyelim, daha umumi olsun. Sana kendisiyle alışveriş yapabilmen ve kendisiyle para çekebilmen, kredi çekebilmen için sana limitli veya limitsiz, yani sınırlı veya sınırsız olarak sana tanımış olduğu bir imkan, sana tanımış olduğu bir haktır. Tamam? Öyleyse öncelikle biz kredi kartını anlayabilmemiz için kredi kartındaki tarafları anlamamız lazım. Yani kredi kartı kimlerin arasında dönüyor akit olarak da. Şimdi kredi kartının kendi etrafında dönmüş olduğu dört tane şey var. Dört tane esas var. Veya dört tane birim var. Bir, bu kartların ana lisansını elinde bulunduranlar. Kartların ana lisansını elinde bulunduranlar. Ne gibi? Var mı söyleyecek ona? Mesela Visa gibi, değil mi? Mastercard gibi. Bak bu banka değil ha. Bu nedir? Bu kartların ana sahipleridir. Yani bu isimleri, bu lisansları ellerinde tutanlardır. Bunlar daha sonra bankalarla anlaşma yapıyorlar. Değil mi? Mesela banka sana kredi kartı olarak Visa'nın kartını veriyor. Veyahut da Mastercard veriyor. Veyahut da ilahiri. Yani sana veriyor. İkinci taraf o zaman kimdir? Bankadır. Bankayla kimin arasında anlaşma var? Bankayla kartın ana lisansını elinde bulunduranın arasında anlaşma var. Anlaşıldı. Banka bu kartı kime veriyor? Müşterisine veriyor, kendi müşterisine. O zaman bankayla kimin arasında şey var? Bir anlaşma var. Bankayla bankanın müşterisi arasında bir anlaşma var. Müşteri bu kartı nerede kullanıyor? Dört ticarethanelerde, değil mi? Ticarethanelerde kullanıyor. O zaman kiminle ticarethane arasında anlaşma var? Bankayla. Değil mi? Banka oraya bir POS cihazı koyuyor. Bu benim POS cihazımdır diyor. Ve sen al bunu kullan diyor. Anlaşılıyor değil. Dört tane o zaman ne var kredi kartında? Dört tane ayrı birim var. Yani işin içinde olan, sözleşme yapan, sözleşmede faal olan, etkin olan dört tane var. Ha, biz burada neyi konuşuyoruz peki? Biz burada kredi kartı kullanımının cevaziyetini veya cevaz olmayışını. O zaman bizim aslında birinciyle hiçbir işimiz yok. Değil mi? Bizim bu yok Visa'ymış, Mastercard'mış, bizim bunlarla bir alakamız var mı? Yok. Bizim bir bankayla işimiz var. Bir de bu kredi kartlarını kullandığımız ticaret merkezleriyle ilişkimiz var. Onun için bu birincisi çok da mühim değil yani. Çok da bizi ilgilendirmiyor. Sadece tarafların anlaşılması açısından. Yani kredi kartı kullanırken hangi taraflar var anlaşılması açısından. O zaman birincisi banka kredi kartını müşteriye veriyor. Müşteriyle bir anlaşma yapmış oluyor. İkincisi banka kredi kartı kullanılabilsin diye ticaret merkezlerine POS makinesi bırakıyor. Ticaret merkezleriyle de ne yapıyor? Bir anlaşma yapmış oluyor. Ayrıca müşteri mal alırken ticarethaneyle bir sözleşme yapmış oluyor. Akit, İslam'da akit demiş olduğumuz şeyi yapmış oluyor. Kredi kartını alırken de bankayla bir sözleşme, bir akit yapmış oluyor. Tamam? Şimdi normalde kredi kartı meselesi muasır meselelerden, yani güncel meselelerden olduğu için alimlere dünyanın dört bir tarafından bu soru soruluyor zaten. Yani fıkıh lecnelerine, ister ferdi olan, münferit olan alimlere dünyanın dört bir tarafından bu soru soruluyor. Onlar da aynı dediğim şekilde bu soruya cevap verirken demişler ki aynı şekilde el hukmu ale şey'i fer'u min tasavvurihi.
Yani bir şeye hüküm edebilmemiz için önce onu tasavvur etmemiz lazım. Ne demek bu? Yani bu kaidenin buradaki uygulamasından kasıt ne? Şu. Bu sözleşme, yani kredi kartını sen eline aldın diyelim bankadan, gidiyorsun kullanıyorsun. Bu sözleşmenin İslam'daki ismi nedir? Tamam. Biliyorsunuz İslam'da mesela diyelim ki benle sen birbirimize bir mal aldık. Bey'a değil mi? وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah ne yapmıştır? Alışverişi helal kılmıştır. Asıl olan alışverişte ne olmasıdır? Helal olmasıdır. Değil mi? Asıl olan alışverişlerin helal olmasıdır. Ta ki onu haram kılan bir durum söz konusu olduğu zaman. Anlaşıldı? Alışveriş nedir? Al sana bunu, ver bana karşılığını. Alışveriş budur. Verdim, aldım. Tamam? Lakin bu verme alma işleminde işlemin içeriğine göre ismi de değişiyor. Mesela şu anda diyelim sen benim karşımda oturuyorsun. Misal örnek veriyorum. Ben sana bu kalemi verdim, sen bana paramı verdin. Bu akdin ismi nedir? Bu sözleşmenin ismi? Akdu bey'indir. Değil mi? Alışveriş sözleşmesidir. Bitti, bu kadar. Üçüncü bir şahıs çağırdık, dedi ki gel aramızda, ben sana bu malı borç olarak veriyorum. Dedi ki gel sen de kefil ol. Yani git bana bir kefil getir. Ya yarın öbür gün paramı ödemezsen ne olacak dedik. Bu akit ne akdi oldu? Akdu kefaletin ve daman oldu, değil mi? Bak ismi değişti. Kefalet akdi oldu mesela. Diyelim ki ben, ya kardeş ben bilmiyorum, ben sana bu malımın karşılığını vermeyebilirsin, bana bir rehine getir desem. Akdu rehnin oldu, değil mi? Rehine akdi oldu. Yani bunun, al bu malı sana, borcun karşılığında bana bir rehine bırak. Misal dedim. Bu ne oldu? Akdu rehnin oldu mesela, değil mi? Zamanı geldi, borcumu ödeyemedim sana. Misal dedim ki çağır falan kesi, ben borcumu ona havale ettim, paranı ondan al. Ne oldu? Akdu havale oldu mesela, değil mi? Ben şu anda burada yokum. Yerime oğlumu bıraktım, dedim oğlum sen benim yerime git, bu şeyi al. Git bu kalemi satın al parasını da. Ne oldu? Akdu vekale oldu, değil mi? Ben vekil bıraktım çünkü kendi yerime. Anlaşıldı? Bak akdin işleyiş şeklinin değişmesiyle beraber akdin ismi de değişiyor. Akdin isminin değişmesiyle beraber ahkamı da değişiyor. Şimdi eğer hepsi aynı olmuş olsaydı niye ayırsınlar ki alimler? Değil mi? Kefalet akdi, daman akdi, işte garanti akdi, kefillik akdi, vekillik akdi, işte rehine akdi. Günümüzde ne diyor rehine akdine, ne deniyor? Nasıl? Kapora. Yok, o arbun be, arbun. Neydi şey? İşte banka bunu aldı mesela diyor ya. Şeyime ne koydu? Haciz değil de başka bir şey daha var. İpotek, ipotek. Değil mi? İpotek. Malının üzerine ipotek koyma. İpotek akdi mesela. Vesaire. Bak alimler niye bunlara farklı isimler vermişler? Demek ki hakikatleri farklı olduğundan dolayı isimleri de farklı. Öyle değil mi? Yoksa hepsi akittir, sözleşmedir olmuş olsa bu kadar birbirinden ayırmayacaklar. Demek ki vekalet akdinin şartları ayrı, kefalet akdinin şartları ayrı, havale akdinin şartları ayrı. Anlaşıldı mı? Ondan dolayı İslam alimleri demişler ki bizim önce bu sözleşmeye bir isim koymamız lazım. Çünkü bak arada kaç tane sözleşme var. Bankayla ana şirket arasında bir anlaşma var. Bankayla müşteri arasında bir anlaşma var. Değil mi? Bankayla ticarethane arasında bir anlaşma var. Müşteriyle ticarethane arasında başka bir sözleşme var. Müşteriyle banka arasında bir sözleşme var. Değil mi? Bir akit var. Yani İslam'ın deyimiyle akit var. Bu akdin ismi nedir? İşte buna hükmedebilmemiz için önce bunu ne edebilmemiz lazım? Tasavvur edebilmemiz lazım. Ne olduğunu anlamamız lazım. Tabii dediğimiz gibi eski alimlerin böyle bir problemi olmadığı için bu meseleyi kimler konuşuyor genelde? Muasır olan alimler konuşuyor. Daha önce de hatırlıyorsanız söylemiştim, yine hatırlatacağım. Hem önünüzde belki yol gösteren bir şey olsun. Bu tip meseleler, umumu ilgilendiren meseleler münferit karar verilecek meseleler değil, değil mi? Bunlar fıkıh lecneleriyle karar verilecek meseleler. Yani birçok alimin konu hakkında mutahassıs olan ve İslam fıkhını önemseyen. Yani mesela ne demek İslam fıkhına? Gayesi sürekli insanlara fetva üretip insanları rahatlatmak, kolaylatmak olan, kolaylaştırmak olan değil. Yani gayesi Allah Azze ve Celle'yi razı etmek. Kolaylık razı edecekse kolaylıkla, azimet razı edecekse azimetle. Yani derdi bu olan İslam alimlerinin bir araya toplanıp konu hakkında fetva vermesidir, değil mi? Çünkü konu umumu ilgilendiren bir mesele. Konu muasır olan bir mesele. Ve böyle olması hasebiyle de bir kişinin iki kişinin vereceği bir şey değil. Bir kişinin iki kişinin verebileceği karar değil. Çok farklı bakış açılarının olması lazım ki ortaya şey çıksın. Ortaya güzel bir sonuç
çıkabilsin. Bir kişi baktığında veya iki kişi baktığında çok dar kapsamlı bir şekilde bakarlar. Ama 20-30 dünyanın farklı yerlerindeki farklı lejneler toplandığında ise çok daha farklı bir sonuç çıkabilir konuyla alakalı. Bazı alimler demişler ki bu kefalet sözleşmesidir. Ne demek kefalet sözleşmesi? Yani kefillik sözleşmesidir. Tamam. Demişler biz kredi kartını kefalet sözleşmesi adı altında ele almamız lazım. Niye kefalet sözleşmesidir kredi kartı? Çünkü demişler ki banka, dikkat edin, ticarethaneye diyor ki, banka ticarethaneye diyor ki ben elinde kredi kartını bulunduran müşterimin aldıklarına kefilim. Yani haliyle bunu söylemiş oluyor diyorlar. Tamam. Mesela şimdi senin elinde kredi kartı var. Geldin ticarethaneye. Bunu çekerken adam niye sana bu malı veriyor? Banka kefil olduğundan dolayı. Banka diyor sen karışma. Gel paranı da benden alacaksın. Anlaşıldı. Kefalet budur. Yani ben sana borç verirken senin benden ödememem halinde veya bir problem halinde o borca üzerine alacak, kendi zimmetine alacak üçüncü bir şahsı istemendir. Öyle değil mi? Kefalet bu değil midir? Ha, peki bankayla ticarethanenin arasındaki şey ne olmuş oldu? Kefalet olmuş oldu. Doğru mudur? Ha, güzel. Demişler ki bu kefalet sözleşmesidir. Çünkü İslam fıkhında kefalet. Demişler kefalet de nedir? Kefalet de normalde caizdir. Değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde uygulanmış bir sistemdir. Peygamberimiz kendisi kefil olmuştur. Borcu olup da ödeyemeyenlerin, değil mi? Ebu Hureyre ne diyor? Önce Peygamberimiz biri getirildiği zaman eğer borcu varsa onun namazını kılmazdı. Daha sonra Allah Azze ve Celle ona mülkü açınca ne dedi? Kimin şeyi varsa, sıkıntısı varsa ben onun velisiyim. Öyle değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam borçluların kefili olmuş oluyor. Bu demişler nedir? Kefalet aklidir. Ve kefalet aklide sahip olan bir akidir. Lakin başka alimler buna itiraz etmişler. Demişler o zaman burada şöyle bir sorun var. Kefalet akdi nedir demişler? Kefalet akdi şayet senin borç verdiğin adam borcunu sana ödemezse borç karşı tarafa geçer. Değil mi? Yani asıl senin muhatabın malı senden alan adamdır kefalet akdinde. Eğer borcunu sana ödemez ise sen gidersin ne yaparsın ondan diğerinden, kefil olandan borcunu istersin, öyle mi? Demişler burada böyle değil ki. Burada ticarethane direkt bankayla muhatap, kefille muhatap. Böyle şey olmaz demişler. Tamam, önce müşteri borcunu getirmezse, eğer kefaletse mesele demişler, önce müşteri borcunu getirmezse bankanın şeye gitmesi lazım, ticarethanenin bankaya gitmesi lazım. Demesi lazım ki senin adın ile benden mal alan falan oğlu filan borcunu zamanında ödemedi, sen de kefilsin, hadi bakalım borcunu öde. Tamam. İkinci olarak demişler ki bu akit teberru akdidir. Bak dikkat edin bu akit nedir? Teberru akdidir. Teberru akdidir. Teberru akdi ne demektir? Şimdi akitler iki kısımdır. Tamam? Ya muavadattır ya da teberru'dur. Muavadat nedir? Karşılıklı benim sana bir şey verip onun karşılığında bir şey almamdır. Bu muavadattır. Tamam? Bey akdi gibi, bey sözü, alışveriş sözleşmesi gibi. Bir de teberru akdi var. Teberru akdi nedir? Benim senden hiçbir karşılık beklemeden sana yardımcı olmamdır. Mesela sana borç vermem. Değil mi? Sana diyelim ben borç para verdim. Sen geldin dedin ki ey Müslüman benim paraya ihtiyacım var bana borç para ver. Ben de tuttum sana borç para verdim mesela. Karşılığında senden bir şey alabilir miyim? Faiz olur da. Sana borç versen, borcun dışında senden bir şey alırsan bu faiz olmaz mı? Bak demek teberru akdinde ne olmaz? Teberru akdinde karşılığında bir şey bekleyemezsin. Eğer banka kefilse, kefalet de teberru akdiyse, yani hiç ben sana kefil oldum diye beni de gör diyebilir miyim mesela? Tamam bak ben seni kefilirim, kefilinim %10 alırım. Böyle bir şey olabilir. Olmaz çünkü kefalet teberru akdidir. Kefalet, vekalet bunlar teberru akitleridir. Tamam? Yani karşılığında bir şey alınmaz. Demişler ki alimler, nasıl ki borç teberru akdidir, fazlasını almak faizdir, İslam bunu haram kılmıştır. Hakeza bu da böyledir. Öyleyse bankanın ne kişiden fazla para alması lazım, ne de verdiği kart karşılığında para almaması lazım. Böyle bir hizmet sunmasın madem öyle. Kimse zoru mu var yani? Kimse ona git kefalet akdine gir diye bir şey mi söylemiş? Yok. Kendi rızasıyla giriyorsa madem bu işe,
kefalet diyorsanız o zaman ne yapmayacak? Para almayacak. Bu tip sıkıntılar zikretmişler. O zaman başka bir grup alim demişler ki bu havale aktıdır. Havale aktıdır. Havale aktıdır. Havale yazılışı şöyle, Arapçasını yazalım. Havale. Akdu. Havale. Ne demek havale akdi? Havale akdi şudur. Diyelim ki benim sana borcum var. Borç zamanı geldi, borcumu ödeyemiyorum. Sana diyorum ki ben borcumu şu adamın üzerine yıktım. Git borcunu ondan al. Sen de razı oluyorsun, o da razı oluyor. Tamam, tamam diyor, borcu benim üzerimedir. Sen de diyorsun ki tamam ben de borcumu bundan alacağım. Ne oldu bu? Bunun ismi havale oldu değil mi? مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُحِيلَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّنْ فَلْيَتْبَعْ. Yani olduğu halde vermeyenin uzatması zulümdür diyor Peygamberimiz. Hani malı var, zamanı gelmiş ödemiyor, bu zulümdür. Ama sizden biri, olmayan biri, zengin birine ihale edildiği zaman, yani git borcunu benim borcumu falandan al denildiği zaman tabi olsun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tamam. Ne için? Müslümanların işlerini kolaylaştırmak için. Buna ne diyoruz? Havale akdi diyoruz. Tamam. Demişler ki bu havale akdidir. Nasıl havale akdidir? Demişler. Çünkü demişler müşteri ticarethaneye borçlanıyor. Malı aldığı zaman ticarethaneye borçlandı. Değil mi? Post makinesini kendinde bulunduran adama borçlandı. Ne diyor? Git borcumu bankadan al. Tamam. Adam da razı. Ticarethane de razı. Banka da razı. Anlaşıldı? Demek ki demişler bu nedir? Bu akit havale akdedir. Bazı İslam alimleri buna itiraz etmişler. Demişler ki bir borcun bir başkasının üzerine yıkılabilmesi için karşıdaki adamın borcun miktarını bilmesi lazım. Öyle mi? Yani ben diyorum ki benim sana borcum var kardeşim, sana ödeyemiyorum. Git falan şahıstan al. Şimdi falan şahıs benim ona ne kadar borcum olduğunu bilmeden bunu üstlenir mi? Belki borcum milyon dolarlık bir borcum var. Adam önce miktarı bilmesi lazım değil mi? Burada miktar meçhuldür. Burada miktar meçhuldür. Yani adamın ne kadar alışveriş yapacağı, nereden ne alacağı, hangi ticaret merkezinden neyi, bunlar belli midir? Belli değildir. Ondan dolayı demişler ki bu havale akdi benziyor ama tam havale akdine oturmuyor. Yani o İslam fıkhında bildiğimiz havale akdine oturmuyor. Anlaşıldı? Tamam. 3. Demişler bu nedir? Vekalet akdidir. Vekalet ne demektir? Benim tasarrufumun caiz olduğu bir meselede kendi yerime başkasını tayin etmemdir. İster Müslüman ister kafir fark etmez, caizdir. Tamam? Diyelim ki ben bana ne yapmak, çanta satmak caizdir. Değil mi? Ben diyorum al bu çantayı benim için sat. Sana veriyorum, sen de satıyorsun. Mesela seni vekil tayin ediyorum, değil mi? Çantayı satmak bana caiz mi? Ben yapabilir miyim? İyi, sana da verebilirim o zaman. Tamam mı? Vekalet budur. Yani İslam fıkhında vekalet, mükellefin kendisinin yapmasının sahih olduğu bir fiili bir başkasına yaptırmasıdır. Onun rızasıyla ona yaptırmasıdır. Anlaşıldı? Demişler bu vekalettir. Banka bir nevi müşteriye vekalet veriyor. Kredi kartı verdiği adama. Al diyor bununla git. Sana bu kadar limit veriyorum. Bu kadar limiti kullan. Anlaşıldı? Suret anlaşılıyor değil mi? Zor gelmedi değil mi? İnşallah yani konu anlaşılıyor. Yani şimdi kefalet, vekalet bunları uzun uzun anlatamayız. Çünkü konumuz o değil. Yani bunlar inşallah muamelat babında tafsilatıyla gelecek zaten. Lakin burada şöyle bir itiraz getirilmiş. Demişler ki iyi de yani vekalet sen benim malımda benim adıma tasarruf et diye sana verilmiş olan bir şeydir. Yetkidir. Ama burada sen benim adıma hiç yok. Hepsi senin adına. Öyle değil mi? Yani bu eğer olsa olsa ben sana bu malı bu borç olur. Bu vekalet olmaz. Ben sana bu malı veririm. Hani malı, başkasının malını alıp onda onun adına tasarruf etmek vekalettir. Kendi adına tasarruf etmek bu ya sadakadır, teberrudur veyahut da borçtur. Öyle değil mi? Ya adam geri almamak üzere sana verir, al istediğin gibi tasarruf et der. Veyahut da adam sana der ki şeydir, bunun karşılığını iki ay sonra getir bana ver. Öyleyse dördüncü olarak ne demişler? Bu borçtur yani kart. Borç akdidir. Şimdi borç akdidir demişler. Borç nedir? Senin başka birine
karşılığını almak üzere verdiğin şeydir. Bunun adı borçtu değil mi? Kart. Yani sen, ben senin ihtiyacın var. Sana 1 milyar veriyorum. Diyorum ki 2 ay sonra almak üzere bu parayı sana verdim. Anlaşılıyor. Güzel. Demişler şimdi bu eğer kartsa, hani borçsa, bankanın vermiş olduğu bir borçsa, bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kullu kardin cerra menfaaten fehuve riba. Yani menfaat getiren her türlü borç faizdir. Menfaat getiren her türlü borç faizdir. Bu hem merfu olarak rivayet edilmiş hem de İbn Abbas ve İbn Mesud'dan mevkuf olarak rivayet edilmiş. Sahih olan da mevkuf olmasıdır. Tamam mı? Sahih olan da mevkuf olmasıdır. Yani peygamberin sözü değil, sahabenin sözü olmasıdır. Lakin hem bu akılla söylenecek bir mesele değil. Değil mi? Merfu hükmündedir. Hem de İslam alimleri bunu bir kaide olarak kabul etmişler zaten. Yani tamam senedi problemli olsa da bir kaide olarak bunu kabul etmişler. Kullu kardin cerra menfaaten fehuve riba. Hatta Peygamberimiz diyor, borç verdiğiniz adam size hediye getirse onu kabul etmeyin diyor. Mesela sen birine borç verdin, sana hediye getirdi, onu kabul etme diyor. Ancak daha evvelden, yani borç almadan önce aranızda böyle bir ilişki varsa, hani birbirinize hediyeleşmek varsa kabul edin. Ama hediyeleşmek yoksa kabul etmeyin diyor. Çünkü bu nedir? Bu fayda getiren bir borç olmuş olur. Ben sana borç veriyorum mesela, sen tutuyorsun bana hediye getiriyorsun. Anlaşıldı? Şimdi burada o zaman ne var? Ancak ne zaman hediyeyi verebilirsin? Ödeme anında. Değil mi? Paranı öderken mesela adam sana iyilik yaptığından dolayı karşılık olarak ona hediye verebilirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi sahabesine aldığının fazlasıyla geri vermesi gibi. Değil mi? Güzel. Demişler o zaman bu borç bir fayda getirmemesi lazım. Borcu veren kim? Banka. Borcu alan kim? Müşteri. Peki bu kredi kartından kim faydalanıyor? A'dan Z'ye. Banka faydalanıyor. O zaman bu ne olmuş oldu? Kullu kardin cerra menfaaten olmuş oldu. Tamam? Menfaat celbeden, menfaat getiren bir borç olmuş oldu. O zaman dediler bu nedir? Bu olmaz. Anlaşıldı? Bu olmaz. Bak velev bu içerisinde faiz olmayan kredi kartından konuşuyoruz şu anda. İçerisinde hiçbir faiz yok. Banka babasının hayrına böyle bir şey zaten yok. Yani hayalden söylüyorum. Banka babasının hayrına sana bir kart verdi. Dedi al bunu kullan. Öyle mi? Ama senden kart ücreti alıyor diyelim. Misal işte vesaire vesaire. Demişler eğer bu borçsa bunlar hepsi fayda getiren borca gider olmaz demişler. Tamam mı? Bazı İslam alimleri ise en isabetli şeyi söylemişler. Demişler bu öyle bir akittir ki içerisinde birçok akdi birden barındıran bir akittir. Tamam mı? Bu öyle bir akittir ki, yani bu kredi kartı sözleşmesi öyle bir akittir ki içerisinde birçok akit çeşidini barındıran bir akittir. Böylesi daha doğru olmuş oluyor. Öyle değil mi? Yani mesela bankayla ticarethane arasındaki ilişki daha ziyade ortaklık ilişkisi gibidir. Değil mi? Müdarebe gibidir yani. Tam müdarebe de değil, ortaklık müşareke gibidir, ilişki gibidir. Müşteri ile banka arasındaki hem karttır, öyle değil mi? Hem kefalettir hem havaledir. Üçünün de manalarını kendi içerisinde kısmen de olsa barındırıyor. Mesela bankayla bu işin ana elinde bulunduran şirket arasındaki şey ortaklıktır. Değil mi? Bankayla işte müşteriyle ticarethane arasındaki şey vesaire. Yani öyle bir akittir ki bu akit racih olan içerisinde birden fazla akdi beraber barındırır. Tamam? Orada da artık şeyleri değişmiş. Yani herkesin bakış açısı değişmiş. Bankayla müşteri arasındaki akit nedir? Müşteriyle ticarethane arasındaki akit nedir? Ama sonuç olarak anlamamız gereken şey nedir? Anlamamız gereken şey bu öyle bir akittir ki İçerisinde birden fazla akdi barındırıyor ve barındırdığı her akit de İslam'a muhaliftir. Bu öyle bir akittir ki içerisinde birden fazla akit barındırıyor, sözleşme barındırıyor ve her biri de İslam'a muhaliftir. Yani İslam eğer bunu İslam'dan buna kaynak bulacaksak kefalet akdi böyle değil, vekalet akdi de böyle değil, kart da böyle, borç akdi de böyle değil, alışveriş akdi de böyle değil, ortaklık akdi de böyle değil. Tamam mı? Bunun her birini barındırıyor içinde doğrudur. Ama her birinde mutlaka İslam'ın koymuş olduğu o akitlere muhalefet vardır. Zaten söyledik muhalefetlerini. Öyle değil mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi o zaman burada ne yapacağız? Burada diyeceğiz ki başka bir şeye geçeceğiz. Sözleşmeyi tasavvur edebildik.
Son noktamız ne o zaman? Tekrar söylüyorum. Bu öyle bir akittir ki birçok akdi kendi içinde barındırır ve her bir akit de İslam'ın koymuş olduğu şeylere muhaliftir. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi İkinci bir mesele, akitler geçerli ve geçersiz olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Değil mi? Hangi akit olursa olsun İslam'da akitler geçerli ve geçersiz olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Ne diyoruz buna? Sahih akit, bir de fasit veyahut da batıl akit. Fasit, batıl, aynı. Bu Hanefiler sadece fasitle batılı birbirinden ayırmışlar. Fazla vacibi ayırdıkları gibi. Ama cumhur ulemanın yanında sahih ve fasit batıl diye iki kısma ayrılır. Tamam, fasitle batıl aynı şeydir. Bu ikisi aynıdır. Sahih akit nedir? Manası? Eseri üzerine terettüp eden akit demektir. Sahih akit nedir? مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَرُهُ Üzerine kendi eserlerinin terettüp ettiği akittir. Ne demek? Mesela diyelim ki ben sana mal satacağım. Tamam? Bu kalem 2 lira diyorum. Bak, sana bu kalemi sattım. Sen bu kalemi aldın. Sen de bana 2 lirayı verdin. Verdin. Bunun eseri nedir bu sözleşmenin? Kalemin senin zimmetine geçmesi, paranın benim zimmetime geçmesi. Senin o kalemde dilediğin gibi tasarruf etmen, benim o parada dilediğim gibi tasarruf etmendir. Değil mi? Sözleşmenin eseri budur. Yani diyelim bakkala gelen bir çocuk sakız alsa bile sahih bir akit nedir? Al işte ne kadar? 1 milyon. Al sakızı ve parayı. Para çocuğun mülküyken senin mülküne geçti. Sakız senin mülküyken çocuğun mülküne geçti. Ne demek bunun manası? Sen dilediğin gibi parada tasarruf ediyorsun. Çocuk dilediği gibi sakızda tasarruf ediyor. Öyle değil mi? O zaman sahih akit nedir? Eserlerinin üzerine terettüp ettiği akittir. Yani kişiler akitlerini yaptıktan sonra birbirlerine geçirdikleri, yani birbirlerinin zimmetine geçen paradır, maldır. Bunda istedikleri gibi tasarruf edebilmelerdir. Tamam? Batıl nedir? مَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَرُهُ Üzerine eserlerinin terettüp etmemiş olduğu akittir. Yani öyle bir akittir ki görüntüde bir şey var ortada. Hani ben sana malı sattım, senden parayı aldım. Ama ne mal senin şeyine geçer, ne de para benim mülküme geçer. Benim o parada tasarruf etmemle hırsızın çaldığı parada tasarruf etmesi arasında hiçbir fark yoktur. Tamam? Şimdi bu benim param. Hırsız geldi, bunu aldı, götürdü. Para onun elinde ama onda tasarruf ettiği zaman ne oluyor? Günaha giriyor. Değil mi? Fasit ve batıl akit de aynen böyledir. Fasit ve batıl akit de, batıl akit de aynen böyledir. Nedir? Yani eseri terettüp etmeyen akittir. Sen o akitten elde ettiğin menfaatle benim o akitten elde ettiğim menfaatten istifade etmemiz, onları kullanmamız ne değildir? Sahih değildir, caiz değildir yani. Ve aynı zamanda haramdır. Başkasının mülkünde tasarruf etmektir çünkü. Anlaşıldı? Başkasının mülkünde tasarruf etmektir. Sen şimdi bana ait olan bir dükkandan mal satabilir misin benden izinsiz? Satabilir misin? O parayı alıp yiyebilir misin? Buna biz ne deriz? Başkasının mülkünde tasarruf deriz. Başkasının mülkünde tasarruf nedir? Zulümdür. Zulüm de nedir? Haramdır. Allah Azze ve Celle ne diyor? İnsanların mallarını batıl yollarla yemeyin. Ne demek? Şer'i olmayan her yol. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ İnsanların mallarını batıl ile yemeyin. Şer'i olmayan her yol, yani sahih olmayan her yol, batılla insanların mallarını yemektir. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki bir sözleşme nasıl batıl olur? Yani bir sözleşme nasıl batıl olur? Nasıl fasit olur veyahut? Değil mi? Aynı şey zaten. Bildiğiniz bir şeyden örnek verin. Mesela bir namaz nasıl batıl olur? Nasıl sahih olur? Şartları ve rükünleri yerine gelirse ve onu bozan unsurlardan biri de vaki olmazsa o namaz sahiptir. Ne demek? Yani senden borç düşmüştür, boynundan o borç düşmüştür. Öyle mi? Şartlarda veya rükünlerde bir eksiklik olursa veyahut da onu bozan unsurlardan biri hasıl olursa o zaman o namaz nedir?
fasittir. Ne demek fasittir? Kılmışsın, kılmamışsın bir şey yok. Yani İslam nezdinde sen o namazı kılmamışsın demektir. Hala sen senin borcunda ve onu kılmamış gibi yargılanacaksın demektir. Tamam? O hani bildiğiniz bir şeyden örnek verelim. Alışverişi ne şey kılar? Hakeza mesela İslam alimleri demişler ki alışverişin rükünleri var. Bir de bir alışverişin şartları var. Değil mi? Onlar vaki olduğu zaman yani eğer bir eksiklik, bir halel şartlarda veya rükünlerde ortaya gelirse o zaman o alışveriş nedir? Fasit olan bir alışveriştir, yerine gelmez. Şimdi bu tabii çok uzun bir konu. Yani hani dedim ki burası bunun yeri değil. Ama umumi bir kaide verelim buna. İbn-i Rüşd Bidayetül Müştehid kitabında diyor ki وَاَسْبَابُ الْفَسَادِ وَاَسْبَابُ الْفَسَادِ الْعَامَّةِ فِي الْبَيْءِ اَرْبَعَةٌ. Yani bir bey'i fasit kılan sebepler ammeten genel olarak dört kısımdır. Tamam? Bir bey'i, bir alışverişi genel olarak fasit kılan sebepler dört kısımdır. اَحَدُهَا birincisi nedir? تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ. الثاني الربا، الثالث الغرر، الرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. Diyor ki İbn-i Rüşd, genel olarak bize bir kaide veriyor. Tamam? Diyor, bir alışverişi, bir sözleşmeyi fasit kılan şeyler dört kısımdır. Tamam? Dört tanedir. Bir, tahrimu aynil mebiyayı. Ne demek tahrimu aynil mebiyayı? Satılan malzemenin aynen haram olması. Kan satman gibi. Kan satman gibi. Domuz satman gibi. Köpek satman gibi. Mesela. Ondan sonra ne gibi örneğin? Nasıl? İçki satman gibi. Değil mi? İçki satman gibi mesela vesaire. Leş satman gibi mesela. Bunlar aynen haram kılınmış olan şeyler midir? Aynen haram kılınmış olan şeylerdir. Bunu satarsan bütün diğer rükünler ve şartlar yerine gelse de rükünler şartlardan kasıt ne? Akitlerde yani akdi yapan şahıslarda aranan şartlar, akdin kendinde aranan şartlar. Bir de satılan yani me'akud aleyhi olanın üzerinde yapılan şartlar ve hükümler. Kast edilen bunlar. Bunların hepsi de yerine gelse bu alışveriş batıldır. Zaten me'akud aleyhinin bir tane şeyi kaybolmuş olur değil mi? İslam'ın haram kıldığı yani mutekavvim bir mal değildir bu. İslam bunu mal olarak kabul etmiyor. Ne demek mutekavvim bir mal değildir? İslam bunu mal olarak kabul etmiyor. Ya necasetinden veyahut da haramlığından dolayı. Anlaşıldı? İki riba. Faiz olursa. Tamam faiz ne yapar? Riba faiz olursa. Faiz bir akdi batıl kılar. Yani faiz akdi kökünden batıldır. Anlaşıldı mı? Bir akdin içinde faiz varsa, faiz üzere bir akit akd edilmişse o akit yoktur İslam'da zaten. Tamam? Yani ne demek? O malı verenin verdiği mal karşıdakinin zimmetine geçmez. Karşıdakinin ödemiş olduğu para da bunun zimmetine geçmez. Doğal olarak kendilerine ait olmayan bir mülkte tasarruf etmiş olurlar. Anlaşıldı? Üç, garar. Garar nedir? Aldatmadır. Değil mi? Bir malda aldatma varsa, mekud aleyhi olan şeyde aldatma varsa bu nedir? Bu batıldır. Mesela ben diyelim bu çantayı sana araba diye satarsam, değil mi? Bu akit yoktur ortada. Yani ne o para benim mülküme geçer, senin mülküne bu geçer. Sen günah da kazanmasın çünkü sen aldanmış olansın bu tip bir durumda ama ben o senden aldığım para bana helal değildir. Senin malını batıl yolla yedim değil mi? Cehalet, garar, aldatma. Bir peygamber de İbn Ömer ne diyor? Neha an bey'il garari. Peygamberimiz aldatma beyinden nehyetti diyor. اَشْفُرُوتُ الَّذ۪ي تَعُولُ اِلَى اَحَدِ هَذَيْنِ اَوْ لِمَجْمُعِهِمَا. Yani şartlar. Diyelim akitte bunların hiçbir tanesi yok. Ama taraflar şart koşuyor. Tamam? Ve bu şartlar da burada sayılanlardan birine dönüyor. Anlaşıldı? Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki öyle bir akit ki bu. Her şeyi sağlam. Tamam yani akitte hiçbir sorun yok. Her yönden. Akitlerdeki şartlar ve rükünler tamam. Akdin kendindeki şartlar ve rükünler tamam. Mahmud aleyhideki şartlar ve rükünler tamam. Tam ayrılacakken adam sana dedi ki yani ben sana bu malı sattım ama bir şartım var. Nedir?
İşte sen de bana evini vereceksin karşılığında. Misal. Bak bu şartlar ne oldu? Bunlardan bir tanesine geri döndü değil mi? Şuna gelmiş oldu. Veyahut da adam dedi ki tamam biz bu alışverişi yaptık ama ben düşündüm benim zararım var. Sen parayı eğer zamanında ödemezsen karşılığında şunu alırım dedi. Bak nereye döndü? Buna döndü. Tamam? Veyahut da bak bu ikisinden birine döner veyahut da ikisine birden döner. Garar veya aldatma, tamam mı? Ve şurut elleti o şartlar ki teulu döner. İle ahadi hadeyni ev li mecmu'ihime. Ya bu ikisinden bir tanesine döner veyahut da iki mecmu'una birden döner. Hem aldatma hem de riba vardır işin içinde. Anlaşıldı? Şimdi burası anlaşıldıysa eğer kredi kartı sözleşmesinde biliyorsunuz bütün kredi kartlarında şöyle bir madde var. Eğer kişi kullanmış olduğu limiti zamanında bankaya ödemezse bankanın belirleyeceği faiz bankanın belirleyeceği oranda kimisi işte faiz diyor. Kimisi gecikme cezası diyor. Kimisi her neyse yani faiz. Yani İslam'da onun adı nedir? İslam'da onun adı faiz. Böyle bir madde var. Doğal olarak sözleşmede ne var? Ribaya dönen bir şart var. O zaman bu akit kökünden nedir? Bu akit kökünden batıl olan bir akittir. Fasit olan bir akittir. Anlaşıldı? Anlaşılıyor değil mi? Yani ya benim yani ben anlatabiliyor muyum veyahut da öyle söyleyeyim yani. Çünkü bu konuları daha önce de görmediğimiz için hani gördüğümüz konuların anlaşılması normal de bunlar her biri yeni şeylerdi Allah'ım. Sahih fasit dışında her biri yeni olan şeylerdi. Ondan dolayı yani anlaşılmayan bir şey olursa müdahale edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu akitte ne var o zaman? Faiz maddesi var. Tamam? O zaman bu akit nedir İslam nazarında? Kim ne derse desin bu akit fasit olan bir akittir. Şimdi kredi kartını tasavvur ettik. Şimdi kredi kartını buraya kadar tasavvur ettik öyle mi? Şimdi hüküm koyabilir miyiz üzerine? Koyabiliriz. Peki kredi kartı hakkındaki görüşler neler? Şimdi bunun üzerine şey yapalım. Tasavvur ettikten sonra hükmü zikredelim inşallah. Şimdi. Bir. Sahip olan görüş. Bu saydığımız şekilde bak dikkat edin ha başka bir kredi kartı olur onu biz bilmeyiz. Değil mi? Bu saydığımız şekilde olan kredi kartları haramdır. Fasittir. Yani bununla muamele etmek faizle muamele etmektir. Racih olan görüş de budur. Yani Mecmu'ul Fıkhi'nin diğer lecnelerin de yani muteber lecnelerin vermiş olduğu fetva da bu yöndedir. Eğer içerisinde riba şartı varsa, faiz şartı varsa eğer o akit geçersizdir ve faizle muamele etmektir, haramdır diye. Tamam? Çünkü farklı olanlar da var. Mesela ne gibi örnek veriyorum? Diyelim ki ben memurum. Misal. Bu bir misal sadece, hakikat değil. Ben memurum. Maaşımı banka bana ödüyor. Tamam? Yani benim maaşım önce bankaya yatıyor. Şu anda biliyorsunuz çoğu maaş da o şekilde zaten. Bankaya yatıyor benim maaşım. Ben de ay başında gidiyorum bankadan işte 1,5-2 milyar paramı alıyorum. Bankadan kendime bir kredi kartı çıkarıyorum. Limiti 2 milyar. Maaşım benim ne kadar? 2 milyar. Öyle mi? Burada böyle bir şart koymaya gerek var mı? Yok. Çünkü zaten ben bankada olan kendi paramı kullanıyorum aslında. Ama banka benden ne talep ediyor? Diyor ki ben sana bir hizmet takdim ediyorum. Ben sana bir hizmet takdim ediyorum. Öyle mi? Bak bir iş yeri açmışım. Bu post makinalarını karşı tarafa veriyorum. İşçi çalıştırıyorum. Senden kart bedeli almam lazım. Eğer bu kart bedelleri belli olursa mesela diyelim her sene senden ne alırım? 100 milyon kart bedeli alırım. Örneğin gibi. Bir şey olursa alimler burada iki kısma ayrılmış. Kimisi demiş ki bu yukarıda saydığımız akit çeşitleri vardı ya kefalet. Bunlar hep teberru akdidir. Hiçbir şekilde para alamaz. Haramdır ondan dolayı demişler. Kimisi de demiş ki hayır bu o sizin dediğiniz şeye uymuyor. Çünkü eski zamanda adam bunu yaparken bir kaybı yoktu ama bunun bir kaybı var. İşçi tutuyor. İslam kim? La darara ve la dirar. Değil mi? Zarar görmek de zarar vermek de yoktur. Yani müşterinin hakkı koruma altına alındığı gibi İslam'da değil mi? Faizle muamele etmeyen bir banka olursa İslam onun hakkını da koruma altına alır. Değil mi? İslam onun hakkını da koruma altına alır. Demişler bu parayı vermesi caizdir. Allahu alem racih olan da budur.
Çünkü eski dönemde insanların bir kaybı olmuyordu teberru akdi yaptıklarında. Ama bu adamın yaptığı, bir de bu teberru akdi de değildir zaten. Adam açık baştan söylüyor, senden bu kadar para alırım, öyle geldi. Böyle bir kredi kartı olursa bu caizdir. Tamam? Başka bir sebep olmazsa eğer. Ama bu saydığımız şekildeki kredi kartları, yani içerisinde faiz maddesi var vesaire, bu akit zaten fasittir. Yani hiç uygulamaya geçmeden bile adam harama girmiştir zaten. Tamam? İkincisi ise demişler ki eğer kişi borcu zamanında ödemeye azmederse ve öderse kredi kartı kullanabilir. Tamam. Bu genelde böyle münferit veyahut da insanlara dini kolaylaştırmayı meziyet bilen, yani din zaten kendi kolaydır. Başkasının kolaylaştırmasına ihtiyaç duymayacak kadar kolaydır. Öyle değil mi? Din zaten kendisi kolaydır. Ağır olanı da ağırdır. Demek Allah Azze ve Celle böyle olmasını istemiştir. Böyle olmuştur. Bu tip insanların verdiği fetvalar ve ellerinde de hiçbir tane delil yok. İşte delil ne? Yani tamam, bu zarurettir. Artık çok yaygındır. Yapabilecek bir şey yoktur. İşte kişi de ne yapacak? O şartı itibar etmeyecek. İmzalasa bile onu zamanında ödemeye azmedecek. Onu zamanında ödemeye çalışacak. Ama zaten kişi, bak bu görüşe göre kişi oraya imza atmasa bu akit zaten gerçekleşmeyecek. Değil mi? Akdin gerçekleşmesi kişinin neyine bağlıdır? İmzasına bağlıdır. İmza atarsa akit vuku bulacak. İmza atmazsa akit vuku bulmayacak. Öyle değil mi? Ve faiz de hakeza öyle. İkincisi, bunun bir şeyi yok ki, bunun bir ölçüsü yok ki. Yani ben ödemeye azmettim. Kredi kartı borcu olup da faize girmeyen adam tanıyor musunuz? %1'dir. En fazla %1'dir. Yani kullananların arasındaki kemiyet %1'dir. Hani hep zamanında götürüp ödeyen insanlar. Zaten %1'in üzerinde olsa banka böyle bir şeye girmez bile. Öyle değil mi? Çünkü bankanın ne karı var bunda? Bankanın asıl bunu vermesindeki gaye odur zaten. Kişiler borçlarını ödeyemesinler. Hacizle mallarını ucuza kapatıp daha pahalıya satmaktır. Yani kar içerisinde kar döndürebilmektir. Yoksa başka bir şey değildir. Bir ikincisi, bu alışverişin içerisinde iki alışveriş birden vardır. Yani zamanında ödersen şu kadar, ama zamanında ödemezsen bu kadar. Öyle mi? Üzerine %2 veyahut da %3 faiz bindiririz gibi bir şey vardır. Tabi burada en önemli mesele ise faizin haram kılındığı ortamda faizin ne olduğunu anlamamaktan kaynaklanıyor bu. Öyle değil mi? Zaten İslam'ın haram kılmış olduğu faiz de buydu. Başka bir şey değil yani. İslam'ın haram kıldığı, haramdır demiş olduğu ve birçok insanın malının ticaretine zarara uğramış olduğu faiz de buydu. Değil mi? Faiz kaç kısımdır? Faiz kaç kısma ayrılır? İki kısma ayrılır. Riba kelimesi Arap lügatında ziyade anlamına gelir. Değil mi? Raba, yerbu, erba, ziyade anlamına gelir. İslam'da ise faiz iki kısımdır. Riben nesi'e, bir de riba el fadl vardır. Değil mi? Riben nesi'e nedir? Riben nesi'e, Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu, Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu faizin bizzat kendisidir. Al sana borcu, zamanı geldi. Ya öde ya arttır. Öyle mi? Zamanında ödeyemiyorsan arttır. Bunun adı nedir? Riben nesiyedir. Zaten nesiye nedir? Te'hir demektir. Yani nesiye kelimesinin Arap lügatındaki manası te'hir demektir. Tamam? Kur'an'da da var ya, innemen nesi'u ziyadetun fil küfür. Yani haram ayları ertelemek, zamanından ileri götürmek küfürde aşırılıktır diyor Allah Azze ve Celle. Borcu ertelemek, yani ertele ve arttır demek. O Allah Azze ve Celle'nin lezine yekulune riba la yekumune illa kema yekumul lezi yetekabbatuhu şeytanu minel mes. O faiz yiyenler ancak mezarlarından şeytan onları çalmış gibi kalkacaklar. Ya eyyuhellezine amenu tequllaha ve zeru ma baqiya min er-riba in kuntum mu'minin fe in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allahi ve Rasuli. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, mümin iseniz eğer Allah'tan korkun ve mümin iseniz faizi bırakın. Şayet bırakmazsanız da Allah'a ve Resulüne harp ilan edin demiş olduğu, işte riba 73 baben eyseruha en yankihar raculu ummuhu. Faiz işte 73 tane kapısı vardır. En basiti kişinin kendi anasını nikahlaması gibidir. La'anallahu akila riba ve mukilehu ve katibehu ve şahidehi fehum fihi seva. Allah Azze ve Celle faizi yiyene de, yedirene de, şahitlik edene de, onu yazana da lanet etsin. Hepsi eşittir diyor.
Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? İşteni bu seb'al mubikat, yedi tane sizi helaka götürecek olan şeyden sakının diyor Peygamberimiz. Yedinci olarak içinden bir tanesi ne diyor? Bu eklu riba ve faiz yemektir diyor. Hep anlattığı budur işte. Yani o İslam'ın geldiğinde haram kılmış olduğu faiz riba ennesiyedir. Yani zamanında borcunu ödemezsen al şeydir, o zaman arttır diye. Bankaların yapmış olduğu sözleşme de budur zaten. Yani bankanın karşısındaki kişiyle, kredi kartını alan kişiyle yaptığı sözleşme nesiye ribasıdır. Yani ya zamanında ödersin veyahut da artırırsın. Ribel fadl nedir? Ribel fadl ise işte el-zehebu bil-zehebi vel-fiddatu bil-fiddati diye hadiste Peygamberimizin dediği altınla altın, gümüşle gümüş değil mi? Tuzla tuz. Mesela işte hurmayla hurma, buğdayla buğday vesaire. Bunlar eğer satıldığı zaman karşılıklı elden ele olacak. Değil mi? Elden ele vereceksin, alacaksın ve eşit olacak. Bir kilo buğday, bir kilo buğday. Öyle mi? Bir kilo hurma, bir kilo hurma. İşte benim hurmam Suud hurması, senin hurman Yemen hurması. Sen bana 3 kilo ver, ben sana 1 kilo vereyim dediğin anda faiz olur. Aynı cins olan şeyleri. Tabi bu belli. Yani ya semeniye olacak, altın, dolar, mark gibi mesela semeniye olan, yani karşılığında değer biçilen olacak. Veyahut da yiyilen, taam olan ve kut olabilen. Yani saklanabilen şeyler olacak. Bunları karşılıklı sattığımız zaman eşit olacak ve elden ele olacak, tekabül olacak. Olmazsa bu ne olur? Olmazsa bu faiz olmuş olur. Tamam, buna ribel fadl. Bu da Peygamberimizin sünnetle haram kılmış olduğu faizdir. Tamam, bu da Peygamberimizin sünnetle haram kılmış olduğu faizdir. Ondan dolayı kişi azmederse ödemeye, zaten bu İslam'ın indiği faiz budur. Öyle mi? Adam bu akdi yapmakla zaten Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir. Yani bu faizli akde girmekle, faizi kabul etmekle zaten kişi Allah Azze ve Celle ve Resulüne karşı şeye girmiştir. Nedir adı? Kötü duruma girmiştir. Bu ne zaman olur? Bak bu ne zaman olur? Öyle bir gün gelir ki nakit, ki öyle görünüyor. Yani gelecekte mesela öyle görünüyor. Nakit diye bir şey kalmaz. Tek bir yol kalır alışveriş için. Tek bir yol kalır alışveriş için. O da nedir? Kredi kartıdır. Yani nakit paralar çekilir. Herkes kredi kartıyla işini görmeye başlar. Mesela veyahut da kart türü şeylerle işini görmeye başlar. Bu fetva o zaman zaruret babından geçerli olur. Öyle değil mi? Başka hiçbir yol kalmadığı için, alışveriş yapmanın tek yolu bu olduğu için, hayatı idame ettirebilmek adına, o zaman ne denilebilir? O zaman denilebilir ki kişi böyle bir akta girse bile, başka bir yolu olmadığından dolayı, kişi borcunu zamanında ödeyecek. Öyle değil mi? Kişi borcunu zamanında ödeyecek ve azmedecek. Geciktirmemeye, faize bulaşmayacak diye o zaman söylenebilir. Ama insanların imkanı olup hem nakit hem kredi kartının kullanıldığı yerde kişinin buna şey yapması, meyletmesi, bu sedd olan bir fetva değildir. Dediğim gibi zaten genel lecnelerden muteber olanlar, Mecmu'ul Fıkhi gibi, bunlar da bunun haram olduğunu, çünkü içerisinde fasit olan bir şartı barındırdığını söylemişlerdir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Kalan kısmına devam ederiz çünkü çok uzun oldu. İstiyorsanız devam edelim. Yani bankayla muamele, bu defa müşteri ticarethane ile bankanın arasındaki şeyi anlatacağız. Değil mi? Ticarethane ile banka arasındaki şey, ilişki nasıl olur diye. Devam edelim mi yoksa duralım mı? Duralım mı? Tamam. Soru mu soracaksın? Tamam. Buyur. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.